stüdyolarına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Lefke Yavaşşehir Projesi. Konuklarımız ise Lefke Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kaya Bey ve Lefke Turizm Derneği Başkanımız Hasan Karlıtaş Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Aziz Bey, bu projeye başlamanızdaki neden nedir? Evet, Lefke açısından Cidda Soğuk Projesi 2012 yılında başladı. İşte 2012 yılında Turizm Bakanlığı Müsteşarı Şahap Bey'in de katılımıyla Lefke'de bir toplantı yapıldı. Ve Kıbrıs aslında 2012 yılında tanıştı bu Sitastov projesiyle ya da Sitastov, Cittastov konseptiyle. O dönem işte Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi bu projeyi yapmak için yola çıktı. Ancak oluşan bir yetki karmaşası diyeyim. Yetki karmaşasının neticesinde dosya tamamlanamadı. Yeni Boğaziçi Belediyesi daha sonra başlamış olmasına rağmen projeyi hazırlamaya onlar dosyalarını tamamladılar ve Cidda Soğuk payesini almaya hak kazandılar. Geçen yıl işte yerel seçimlerden sonra göreve geldik. Yani benim belediyede, yerel yönetimde bir görev değişikliği sonrasında işte Temmuz'da olmuştu bu. Haziran sonu Temmuz'da. Biz bu projeye tekrar başlanmasını, yeniden sıfırdan başlanması kararı aldık ve Ekim ayında, yani tam bir yıl önce Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Sayın Rektör'ün, değerli öğretim görevlilerinin, Lefke Belediyesi'nden görevlilerin ve yine Turizm Derneği'nden Hasan arkadaşın katılımıyla bir toplantı yaptık ve bu projeye tekrar başlama kararı alındı orada. Yalnız şöyle bir fark oldu bir öncekiyle. Burada lokomotif gücün Lefke Belediyesi olması da karar kılındı. Bunun nedeni de bir önceki denemede bu yetki karmaşasının ortaya çıkması ve üniversiteye yapacakmış gibi algılanması sonucunda yeterli bir noktaya gelinememişti. Zaten doğal olan, doğru olan da belediyelerin ya da bizim açımızdan işte Lefke Belediyesi'nin bu görevi üstlenmesiydi. Çünkü bu proje içerisinde işte 71 adet kriter var. 7 ana başlık altında 71 alt başlığı olan, 71 kriteri olan uygulamalar var. Bu uygulamaların da takipçisi, uygulayıcısı ancak bir belediye olabilir. Yani üniversite bunu zaten üstlenemez. Böyle bir görevi olamaz üniversitenin. Dediğim gibi 7 ana başlık altında biz incelemeye başladık bu kriterleri. Ve işte 3 Mart 2015'te niyet mektubu denen bir şey var. Talep. Onu götürüp Kıbrıs'ta ilk Cidda Soğuk şehri olan Yeni Boğaziçi'ne vermek durumundasınız. Oraya verdik. Arkadan dosyamızı hazırlamaya başladık. Dosya 3 kez yenilendi, zenginleşti. Bu 7 kriteri inceleyen, 7 başlığı inceleyen 76 arkadaş burada görev yaptı. Bayağı motive olmuş şekilde çalıştı arkadaşlar. Bunun içerisinde işte Lefke Belediyesi'nin personeli oldu, LAÜ'nün değerli hocalar oldu, LAÜ'den öğrenciler oldu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri oldu ve gönüllüler oldu. Yani çok yoğun bir tombada çalışıldı ve dediğim gibi 3 kez yenilenerek, zenginleşerek bu dosya hazırlandı. Sonuçta dosyayı biz sunduk Yeni Boğaziçi Belediyesi üzerinden Türkiye'nin Cidda Soğuk başkenti olan Seferihisar'a. Onlar buraya bir denetçi gönderdiler. Dosyamızı incelediler. Sonra buraya bir denetçi gönderdiler ve dosyamızın içeriğini burada incelediler ve ondan bir rapor çıktı ortaya. Raporlaştırıldı ve İtalya'daki Cidda Soğuk merkezine gönderildi. Ve orada işte 10 Ekim'de Lefke'nin de Cidda Soğuk ağına üyeliği kabul edildi. Birkaç gün sonra 7 Kasım'da da İsveç'in Falköping kasabasında, o da bir Cidda Soğuk kasabasıdır. Orada tüm dünyada yeni katılanlar, yeni kabul edilen Cidda Soğuk kasabalarına orada birer sertifika verilecektir. Biz de orada olacağız sertifikamızı almak için.
Anladığım kadarıyla bayağı hani uğraş verilmiş bir proje ve Evet. hani diriltmek adına da uzun süreçler, çaba gösterilmiş ve araştırma yapılmış. Peki Hasan Bey ile bu projede birleştirmeniz nasıl oluştu? Başkanımız çok güzel bir özet yaptı. 3 yıl boyunca yaşadığımız süreçleri çok iyi izah etti. Ancak Sayın Başkanım bıraktığı noktadan devam edeyim. 7 Kasım'da İsveç'te Lefke Uluslararası Cittaslov ailesinin bir parçası olarak resmen onaylanacak. Ve bu aslında hem ülkemiz Kuzey Kıbrıs için hem de Lefke için çok büyük bir başarıdır. Çünkü ilk kez Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'taki bir şehir uluslararası bir ağa bu kadar yakın olacak. Tabii ki bizden önce Yeni Boğaziçi Belediyesi Kuzey Kıbrıs'ın ilk sakin şehri oldu. Ancak Lefke'de bunun tamamlayıcısı olarak ikinci Kuzey Kıbrıs'ın sakin şehri olarak tescil edilecek. Bu dünyaca önemli bir başarıdır. Çok emek harcandı. 76 kişilik bir ekip bu proje için çalıştı. Ve Lefke bu zor sınavı geçti. Çok yakın bir süre sonra da Lefke resmen Uluslararası Cittaslov bayrağını alacak. Ve Lefke'yi bana göre artık çok farklı günler bekliyor. İyi bir planlamayla Lefke'nin yıllardır sıkışmış kaderi değişebilir. Ve doğru bir turizm planlamasıyla Lefke'deki altyapı, üst yapı, yeşil alan, çocuklar için, gençler için, yaşlılar için, engelliler için ve bu bölgeyi ziyaret edecek insanlar için yepyeni bir hayat başlayacak. Tabii ki sakin şehirlerde hem şehrin mimari karakterinin korunması çok önemli. Bir de dünyadaki standartlaşmaya karşı, globalleşmeye karşı yerel bir yaşam öngörülüyor. Lefke buna hazırlanacak. Slow food faaliyetleriyle, yerel yaşam faaliyetleriyle, mimari dokusuyla Lefke, Kuzey Kıbrıs'ın hiç tartışmasız en güzel bölgesi, en yeşil kasabası. Halen Lefke ve köylerinde yaşatılan bir Kıbrıs kültürü var. Eksik olan planlamaydı. Doğru bir planlamayla Lefke'yi bana göre çok güzel günler bekliyor. Anladığım kadarıyla Lefke bayağı canlanacak önümüzdeki süreçlerde hem turizm açısından hem de mimari açıdan da yenilikler bekliyor bizi. Doğru. Bunun dışında 7 Kasım'daki projemizin devamını bahsetmiştik. Bununla ilgili duyurular yaptınız mı? Hani halkımız nasıl takip edecek sizin bu projenizin gidişatını? Şimdi şöyle yani bu bir sonuç değil. Yani biz Lefke'nin Cittaslov ağına dahil olmuş olması bir sonuç değil. Daha Bu bir giriş. başlangıç. Evet. Peki işte mutlu bir başlangıç diyebiliriz ama esas iş bundan sonra başlıyor. Çünkü Cittaslov anlayışı yani en özlü bir şekilde anlatmaya çalışırsak insanın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir şey anlayış. Bunun için de işte Hasan arkadaşın dediği gibi çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlara özel önem veren, engellilere özel önem veren bir anlayış sahip. Yani demek ki bundan sonra bölgemiz o anlayışla gelişmek zorundadır. Bunun yanında yerel değerlerimize, tarihsel, kültürel, üretimsel değerlerimize önem vermemiz, onları geliştirmemiz gerekiyor. Yani bunu içeriyor. Zaten yani şöyle biraz geri gidersek ilk başına işte 1986 yılında İtalya'nın bir kasabasında açılan bir McDonald's mağazasına karşı gösterilen bir tepkiden doğan işte McDonald's'ın o fast food anlayışına karşı işte İtalyanların geleneksel yemeği makarnayı savunma anlamında başlayan ve oradan yola çıkıp da 180 kusurluk bütün dünyanın birçok ülkesinden 180 kusurluk kasabanın dahil olduğu bir ağ. Nüfusu 50 binin altında olan kasabalar buna dahil olabiliyor. Şeyin biri bu, kriterin biri bu zaten. Geri kalan işte çevreye ilişkin, doğaya ilişkin, yerel üretime ilişkin, yerel yiyeceklere ilişkin. Yani yerelliği üretip yereli tüketmeyi ön plana çıkaran, onu savunan anlayışa sahip ve insan yaşamını olabildiğince kolaylaştırmayı, standardını yükseltmeyi
savunan bir anlayış. Yani hem yaşam standartlarını artırmayı hedefliyorsunuz Lefke halkının, hem de turizm açısından da canlanmasını sağlıyorsunuz. Peki bu 7 kriter demiştik ya ana başlıklar halinde. Bu kriterleri böyle kısa kısa biraz açsak mesela neler var? Bunun 7 kriteri kısaca açmak gerekirse ana başlıklar altyapı alanında bir grup arkadaşımız çalıştı. Diğer kriterler ise çevre konusunda ciddi yaptırımları vardı. Temiz hava, temiz su, yeşil alanlar bakımından. Yine bu turizm projesi olduğu için turizm başlığı bulunmaktaydı. Tanıtım, eğitim, yani halkın bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik bir ana başlığımız bulunmaktaydı. Yine ortaklıklar isimli bir başlık vardı ki ortaklık oluşturulması, sivil toplumla belediyenin birlikte yürüteceği projeleri anlatıyor. Bir de şehirde yaşayan farklı gruptan insanların bir araya getirileceği sosyal uyum isimli bir komite vardı. Yani sadece o şehirde yaşayanlar değil, şehire gelecek olan ziyaretçiler ve şehirdeki farklı etnik kimliklere sahip herkesi kucaklayan, yani insanların birbiriyle kavga etmediği, muhabbet içerisinde yaşadığı huzurlu bir yaşam şeklini öngörüyor. Ve benim yaptığım araştırmaya göre de bu Cittah Slov şehirlerinin Sayın Başkan'ın bahsettiği gibi 186 şehre 150 milyon ziyaretçisi var şu anda. Yani büyük bir pastadır. Ve Lefke bölgesi de turizmden ülkemizde şu an en az payını alan bölge özelliğinde. Yani bu 150 milyonluk pastaya girmesi, Lefke'nin cittahslov.org sitesi ki dünyanın en üst kurumun sitesidir bu site, içerisinde yer alması doğal olarak bir turist akışı, bir ziyaretçi akışı da Lefke'ye getirecektir. Yani buraya gelen insanların tarihi yerleri, kültürel değerleri, doğal değerleri en güzel şekilde hissedip yaşaması gerekiyor. Bu anlamda da 7 Kasım'dan sonra Lefke bu aileye katıldığı zaman belediyemize ciddi bir yükümlülük düşecek ki bu ev ödevini iyi bir şekilde yapıp yerine getirebilsin. Tabii ki sadece belediyeye değil, belediye hükümetinde ciddi anlamda özel teşviklerle yardımcı olması gerekiyor. Peki bu 7 Kasım'da kabulümüz olduktan sonra diyeyim, bunun dışındaki süreçlerimiz ne olacak? Hani bunlar dışında yapacağınız projeler var mı? Ekstra olarak katkı sağlayacağınız başka konular var mı? Yani 7 Kasım sonrasında hemen işte nasıl farklı kesimler çalıştıysa bu projenin oluşmasına, aynı şekilde bir bu Cittah Slov İzleme Komitesi diye bir komitenin bir komite hayata geçecek ve bu işte o bahsettiğimiz 71 kriteri izleyecek. Yani nelerimiz tamamdır, nelerimiz eksiktir, nelerimiz hiç yoktur. Bunları izleyip tamamlamaya çalışmak için ya da aksayan yönlerini düzeltmek için sürekli bir rapor hazırlama durumunda olacak. Bu o şekilde çalışırsa çok ciddi bir noktaya geleceğimize ben inanıyorum. Yani bir de şu var işte, bu Cittah Slov ünvanını alan bir kısım yerler bunun çok büyük faydasını gördü. Ama bir kısım yerler de pek fazla bir şey fark etmedi. Yani önemli olan sizin burada var olan potansiyelinizi ne kadar harekete geçirebileceğinizdir. O burada oluşacak o komitenin ve çalışacak olan insanların becerisine bağlı bir şey. Yani organize becerisine bağlı bir şey. Yani bunun ilk başta işte halkı yönelik bir eğitimin olması gerekiyor. Yani bu Cittah Slov anlayışına insanların inanması gerekiyor. Yani turizm dostu bir yöre olmamız gerekiyor. Öğrenci dostu bir yöre olmamız gerekiyor. Yerel üretime önem veren bir bölge olmamız gerekiyor. Yani bunları kavrayıp yerine getirdikten sonra yani bizim bölgemiz bu potansiyele sahiptir. Fazlasıyla sahiptir. Yani tarihi doğal güzellikleriyle, kültürel geçmişiyle, yine üretimiyle. Zaten bu bölgede bizde baktığınızda Lefke bölgesinde işte yani elimizde ne var? Bir eğitim var, bir turizm var, bir üretim var. Turizm biraz önce Hasan arkadaşının aktardığı gibi yalnızca %1 bir pay almaktadır Lefke bölgesi turizmden. Ki sahip olduğu değere göre çok çok alt düzeyde bir paydır bu. Bu potansiyel iyi kullanılabilirse, bu Cittah Slov anlayışıyla bütünleştirebilirse bu çok yükseklere çekilebilir.
Yine üretimden bahsedersek bölgemizin nüfusu ülke nüfusunun %5'idir. Bölgemizin kapladığı alan yine ülkenin toplam alanının %5'idir. Ama üretimde %35 civarında bir paya sahiptir Lefke bölgesi. Yani Yeşilırmak, Lefke, Yeğdalga, Doğancı, Gaziveren özellikle. Taze yaş meyve zepse dediğimiz alanda üretimin %35'ine sahiptir. Bu da Lefke halkının aslında ne kadar çalışkan olduğunun da bir kanıtı aslında. Evet, yani o potansiyel var. Yani onu anlatmaya istiyoruz. Önemli olan bu anlayışla, yani Cittas'ta o anlayışıyla bu üretimi, bu turizm şeyini, değerlerini birleştirebilmek. Yani bu olduktan sonra çok kısa zamanda pek çok yol kat edileceğine ben inanıyorum. Yani Türkiye'de mesela bunun örneği var. İşte Seferihisar 2008'de Cittas'ta ağına üye oldu ve geçen 7 yıl, 6 yıl gibi bir sürede çok büyük bir yol kat etti. Başka kasabalar da var, başka kentler de var. Cittas'ta o kenti oldular ama o potansiyellerini kullanamadılar, bütünleştiremediler. Bu dinamizmi devam ettiremeyenler oldu demek evet. ki. Ondan dolayı pek fazla bir fayda, bir gelişim sağlayamadılar. Yani bu artık dediğim gibi bizim buradaki organize yeteneğimize bağlı bir konu. Bundan sonra süreç. Anladım. Peki halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için bir seminer tarzı bir etkinlik planlıyor musunuz yakın zamanlarda? Tabii işte dediğim gibi bu Cittas'ta izleme komitesinin yani yapacağı bir program dahilinde. Yani köylülerin ayrı, restoran sahiplerinin ayrı, yine evde bir takım üretim yapan insanların ayrı olarak eğitilmesi gerekiyor. Öğrencilerin eğitilmesi gerekiyor, esnafın eğitilmesi gerekiyor. Yani bunun bu için tek tek gidip ziyaret etmek mi hedef bu komitenin yerine yoksa? Yerine göre o da olacak. Toplantılar olabilir, köy toplantıları olabilir. Yani bir takım yerlerde toplulur insanlar. Diyelim işte köy kadın kursları var. Lefke'de, Doğancı'da, Yeşilyurt'ta. Orada bu sürdürülebilir. Okullar da zaten toplu olarak insanların bulunduğu yerler. O zaman kısa süre içinde etkin bir şekilde halkı da bilinçlendirip projeye devam edeceksiniz. Evet, amacımız o. Çok teşekkür ediyorum size. Bu proje hakkında eklemek istediğiniz başka hususlar varsa hemen alayım. Live TV'ye bize bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra zaten projede bir birlik beraberlikle başlayıp iyi bir koordinasyonla yürüyen bir projeydi Cittas'ta projesi. Önemli olan 7 Kasım'dan sonra resmen bu belgeyi aldıktan sonra iyi bir planlama ile halkın katılımıyla yani Yeşilırmak'tan Taşpınar Köyü'ne kadar Lefke Belediyesi'nin sınırları içerisinde iyi bir planlamayla halkı bu projeye ne kadar dahil edebilirsek projenin başarı şansı o kadar yüksektir. Ben Lefke'nin bu projeyi çok iyi bir şekilde başarıp yürüteceğine inanıyorum. Hepimize bu yolda kolay gelsin. Sayın Başkan'a da bize bu Cittas-Lov yolunu yeniden açtığı için bir kez daha teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Aziz Bey, sizden de alalım son cümlelerinizi. Ben de bu fırsatı tanıdığı için Live TV'ye teşekkür ederim. Bu herhalde olanlar olacaktır. Bu çalışmaların sürdürüldüğü noktalarda Live TV'de bizimle olma olanağı olacaktır diye düşünüyorum. Söverek bizzat takip etmek isteriz. O zaman biz de konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımız sona erdi. 7 Kasım'dan sonra haberleri tekrar sizinle paylaşacağız. İyi günler.